Abdül abi ile birlikte sizin özellikleriniz, odan rahmetli Abdül abi ile kalan. Odan köyücü onunla beraber yaptık. Beraberiz senleyi beraber yaptık. Bunları yaptığınız derdi nasıl oldu da tribünlere yerleştirdiniz? Maçtan önce çıkıp da arkadaşlar bunu söyleyeceğiz diyorduk. Şimdi nasıl yapıyorsunuz? Hani şeyde 86'da falan ben okulu kazandım sene. Abdülgüz'ün Gürkanlar, Avniler, Şadıvan grubu diye sonra dediğimiz arkadaşlarla tanışmış o dönemde. İşte onlar beraber Şadırvan'da takıldılar. Zaten 20-30 kişilik bir grup oldu. Sürekli Texas'ın içinde de faaliler. Bir de o dönemler işte Topaş'ın basket takımı, Levent'in voleybol takımı kapalı olan maçlarına daha çok gidildiği için maç dışı haricinde de hafta boyu beraber oluyorduk. Dolayısıyla bir besteyi yaptığın zaman zaten Şadırvan'daki 30-40 kişi öğreniyordu. Onlar mahallelerine gitti. Hepsi farklı mahalleler. Mahallelerine gittiğinde etrafındaki arkadaşlarına öğretiyordu. Maç sabahları Bomonti'de buluşuyorduk. Bomonti'de zaten 100 kişi onu öğrenmiş oluyordu. Stada gittiğin zamandaki hatlara yazıda attığın zaman zaten 100 kişinin söylediği bir şeyi insanlar öğreniyor. Bizim şimdi hani önce dinlenen o tezahürat oyunlardan mı? Tabii. Bizden de eskidir o. Bizden de eskidir yani önce dinle herhalde tribün tarihi kadar eski bir şeydir yani. O şekilde öğretiyorduk. Çoğu akşam işte ben yatarken Abdullah işte aklımıza bir beste gelir. Uyku falan kaçar zaten. Sabahlara kadar olsun. O beste şöyle olsun, böyle olsun. Yani şu Abdullah gittikten sonra mesela beste yaparken buraya yalnız hissettim kendimi. Çünkü biz onunla hep böyle tartışa tartışa bestelerinin bölümlerini değiştire değiştire o besteyi şey güzel hale getirinceye kadar tartışırdık. İkimiz de iyi beste yapıyoruz. Ondan sonra biraz tek başıma yapmaya başladım. Peki abi şimdi neden o beste? Tribünümüzde neler var aslında da aslında tribünü okumuyor, söylemiyor. Neden yerim? Neden yerim? Ya bence şey, şimdi Texas'ın o dönem, hala da o dönemden beri devam eden belki işte 100 kişilik ya da 200 kişilik kemik bir sayfası vardı. Yani bir de bizim Şadırvan grubu çok sağlam bir gruptu. Bizden sonra Tarıkların, işte Tarkanların, Alper Sarperlerin bir grubu vardı. Onlar da hemen bizi takip eden bir gruptu. Onlar da çok iyiydi. Daha bir gönülden sanki o zaman işte. Yani şimdi biraz yaş seviyesi de düştü herhalde. Yani düşmesi veya tribünün kültürü şey nasıl diyeyim kişilik olarak böyle öğrenci olması işte okuması falan filan bunlar güzel şeyler aslında. Tribünün o bakımda profili değişti. Onlar hoşuma da gidiyor ama hani eski kemik tayfanın yaptığı tedavisi de yapamıyoruz açıkçası. Şimdi benim arkadaş, Şadırvan grubundaki arkadaşlar ya şeyde Numaralı'da ya eski Texas'ta. Bir kısmı Texas'ın supporters'a ayrıldı. Sonra supporters'ın yarısı maratona ayrıldı. Şu an bir kısmı Texas'la supporters arasında o kemik tayfanın yani. Bu 200 kişi aslında bir arada olsa çok daha farklı olur falan. Maalesef olmadı. Rahmetli Hacı Ömer, Tuncay abiler, Faruk abiler, yani bu bizim kesimhane derdik o zaman onlara. Onlar Metin abiler de sanırlar. Onların da çok sağlam bir grupları vardı. Hatta onlar bizim Şadırvan daha çok böyle öğrenci ağırlıklı olduğu için hani bir olay falan olacağı zaman siz öğrencisiniz derlerdi ve daha kenarda tutarlardı bizi yani. Böyle bir sevgi saygı vardı. O zamanlarda var mı ya bu kavgalar? O zaman daha çok vardı herhalde. Yani vurma kavgası deplasmanı azdı ya. Örneğin Tarık abinin anlattığı bir İnönü deplasmanı sürekli söylemiş. Sizin öyle söylediğiniz oyunların 90 öncesi 80'lerin böyle bir deplasmanı var mı? Aydın'daki şu eşek kesme. Aydın'da eşek kesmemiş herhalde. Gerçek midir yoksa? Şey galiba da. Yani Aydın'da ben gitmedim. Aydın'da o gidildiği sene ben askerdim ama ondan bir sene önce kaç 12 kişi gittik biz oraya. İşte otobüs kalktı, kalkmadı falan. Biz garajdan gittik 12 kişi. 12 kişiden 8 kişi de para olmadığı için giremedik. Biz 4 kişi bu maça girdik. İşte biraz Aydın'da yaşayan Bursalılar falan. Bütün stat bizde küfür etti falan. Öyle bir şey olmuştu. Aydın Kalesi'nde eser vardı. Esere falan tezahürat yapınca Aydın'da bizi yenince. Modum polis arabasına çıktık hatta. Ekip arabasına bindirdiler. Terminale götürdüler. Yani şimdi 4 kişi bütün statı bize küfür edince. O
Ondan sonra biz hatta demiştik seneye daha kalabalık geliyoruz diye. O kadar gideceğimizi bilmiyorum işte. Ben de gidemedim yani asker olduğum için. Epey iyi gittim işte ben 8 kişi falan. Tabi o sene Bursa Spor'da lider gitti oraya. Veya liderle oynuyordu işte. Epey bir golü de yani. Ama yani ben şimdi çoğu reklasyonda olay olmuyor. İşte Kadıköy'e gidiyorsun olay olmuyor. Samiyen'de olmuyor gibi bir şey. İzmir'e zaten ne gidiliyor ne geliniyor. Ama eskiden öyle yani İstanbul deplasmanına gidip de kavgasız bir maç var. Mümkün değil mi? Yani bu kilit olaylar çok muhakkak bir şey değil. Belki oluyordur ama yani hiç kimseye yansıyan bir şey yok ama eskiden mutlaka kavga olurdu. Yani herkes İstanbul'a gittiğinde maç sonunda kavga olacağını bilirdi yani. Bu artık yani... Şey de yok yani şimdi artık burada da yok kavga olurdu. Bir şey yok yani. Kimse kimse için tabanlamıyor ya. Gece maçları çıktığından beri açıkçası bu statlarda tabanlama ya da kimseye yürüyü bekleme bitti. Esnen bizim stadın etrafında ateşler yakılır işte. Kimisi şarabını alır, kimisi kolasını alır ama sabah kadar orada beklenir. Polis bir şey demiyor mu da? Yok demiyor ya. Yani bir de şey, biletler de sabah satışa çıktığı için millet bilet kuyruğuna geldi diye. Öyle bir şey vardı, o zamanın maçtan öyle bir kültürü vardı yani. Statta sabahlama kültürü vardı. Bestilere, mestilere hep girerdi bu statta sabahlama. Aydın maçına 4-0 yendik. Bu sefer Fogu Ligi ağır geliyor diye gazeteler başlık attı. Son hafta ortası karar çıkınca şeyler gazeteler yıldırım baskı yaptı. Öğleden sonra biz o gazeteler arabaların camlarına koyduk. Heykelde su atmaya başladık hepimiz. Gören ne oluyor falan gazete yok. Yani tabii bir şey bir anda oraya geliyor. O zaman şimdiki de internetten falan filan hemen her şey duyulmuyor yani. Tabii çok baskı. Çok baskı. İkinci var. Bizler şey, şimdi her şeyi internetten öğreniyoruz konuşma yaptığı zaman. Biz o zamanlar Şadırvan'dan çıkardık. Kafkas'ın yanında Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin şeyi vardı, binası vardı. Gece 1-1.30 gibi falan ertesi gün gazetesi baskıya çıkardı. Biz beklerdik o saate kadar. Ertesi günde transfer olmuş, ne olmuş, var mı transfer diye. O saatte gazete alırdık, ilerideki kahvede oturduk falan böyle heyecanla. Şimdi artık her şeyde bozu gelmeden öğreniyoruz. Ama o zamanlar böyle bir hani dijital makine, video çekme imkanı olsaydı da çok güzel anlar bu arada. Unutamadınız bir yana. Öldüğünde bir sürü var ki. Yani ne yani. Tabii eş geri hiç unutamayacak yani. O zaman Çadırvan burada var. Kimse eş geldeki çadırlarımızı. Ankara güçlerden bir iki arkadaş vardı da Eşker'de biz mesela yaz başladığında biz kendimiz bir baraka yapmıştık Çadırvan'da baraka yani yanımızda baraka oluyorduk saatleri aldı kendimiz bir İdris abi vardı rahmetli bu söz konusunda o kendi barakasının arkasındaki bir küçük bir arazisi vardı hemen ailesini yaşadı yani şimdi tribün olsa kimse ailesinin yanına bir yer vermez orada bir baraka yaptık o baraka 4-5 sene gitti yani çok yaz kış gördü. Yazımız oraya giderdik sabahtan akşama kadar. Yani biz şey yaz nasıl takım kampı yaparsa biz yazın orada tezahürat kampı yapardık yani. Bütün gün tezahürat. Kimler gelirdi? Şadırvan'dan arkadaşlar var yani Gülkan'lar, Amiler hepimiz oradaydık. Sonra Çikolar falan da gelmeye başladı. Daha sonra da tribünün barakası oldu. Tribünden çalışıp 5 kere gelen oraydı. İşte her yaz mesela bu Bursa Spor pazar günü sezonu açacaksa bir gece önce biz orada Bursa Spor gecesi yapardık. Bursa'nın 3-4 otobüs. İnsan gelirdi. Gece işte orada eğlenirdik hatta. Son gece bir Yediç geldi, Kalayiç geldi, Topaş'ın basket takımı geldi. Bırakın oldu ya. Yok, Eş geldi, bir Kanarya Çay Bahçesi vardı. Biz orada gece düzenlerdik. Yani Musul'un ya da otobüslerle gidiyor. O gece eğlenir sabah kadar. Ertesi gün otobüslerle sezon açılışına gidiyordu. O güzel bir şey oluyordu yani. Otobüslerle deplasmana giderdik. Böyle bir sezon açılışına gidiyordu. 3-4 otobüs. Bizim simgemiz kim değiştirdi? Simgemiz kim değiştirdi? Simgemiz. Lemkes. Yani tip size mi? Lemkes. İnciydi değil mi? Yeşil inciydi. Ya ama şey çok da iyi bir şey yaptı bence. Yani mesela biz o zaman yeşil incileri sadece yazabiliyorduk. Hiçbir
figürümüz hiçbir şeyde kullanabileceğimiz bir şey yok, şekli yok yani. Gökhan'ların şeyde, Gökhan'ın bizim kütlesi vardı. Ben Çakır'ın şeyin, Çarşıkar'ın sonu karşısında güven yazısında zaten şeyi, turizm informasyon bürosu da karşısındaydı. Ama Lema abi gelmişti. İşte bir de bu zamanı düşünüyor dedi. Falan. Bir de yani dernek mernek düşünüyorlar falan. Bir de timsah ismini kullanıyor dedi. İşte dağ yoluna falan çıkmışlar, bağırmışlar, timsah daha gözüküyor falan. Tabi baştan ilk dedi, biz şimdi Lema abinin yüzüne gülemiyoruz. Lema abi çıktı, herkes yerde gülüyoruz. Yani şimdi Lema abi tabi sonuçta bir iş adamı. Bir yaşta da bizden bir yer kocaman adamlar neler dolaşlar, çıkmış dağlar onlar, bağırmışlar falan. Ama o, işte hatta o zamanlar şey, Lema abi yönetimdeydi bir ara. Tribünle yönetim arası açıkken hemen inciler diye bağırdı. Şey olsun diye. İşte ilk kimsah kelimesinin geçtiği sırada şeydi, onu ben yapmıştım. Hanginizde var böyle büyük taraftar var ya, şimdi kimsah kelimesi geçen ilk tezahürat olur. Aslında şöyle, söyle kimde var böyle büyük taraftar diye yapmıştım da, sonra hanginizde var böyle büyük taraftar diye. Kimsah kelimesi geçen ilk tezahürat olur. Daha önce hep bilgiler. Tamam, iyi oldu abi, ilk kimsah kelimesi. Ya, biliyorum ya, kimsah amblem olarak yani çakmağın üstüne koy, nereye istersen koy yani. Muslide yürüyünce artık kaçınılmaz oldu yani. Yeşil incilerde nostalji oldu. Ya. Abi eskiden tribünde şu zamanda olduğu gibi aşırı küfür var mı? Daha fazla var. Vardı be. Ne eskiden vardı. Vardı. Yani. Vardı. Yok ki. Küfür var. Var. Küfür yok yani. Anıl hatta biraz bağırdı yani. Küfür edeceğiz sus. Sinirlenmiş şey adamdı. 3-0 olmuş, bir daha sonra şampiyon mu olacağız? Ya şu an küfür yok ya, yok artık yani. Artık küfür bir şey yok. Yok dedim ya. İyi, ben de.